Merhaba arkadaşlar. Gün ortasından herkese iyi günler. Model şirketimiz yine bir abone arkadaşımızın talebi üzerine BMS Çelik Hasır yeni bir halka arzmış. Ben de sizle birlikte şimdi bakacağım. Öncelikle şunu bir kez daha belirteyim arkadaşlar. Bu kanal eğitim kanalı. Yani burada ben finansal okurluğa merakım var. Ben bu işi bilmek istiyorum, öğrenmek istiyorum. Bu işin püf noktalarını, ayrıntılarını, detaylarını görmek istiyorum. Nelere dikkat etmem gerekiyor? Ben profesyonel bir muhasebeci, mali müşavir olmak niyetinde değilim ama tasarruflarıma da bilinçli şekilde yatırımlarımı tasarrufa çevirmek istiyorum. Ama bunu da bilinçli yapmak istiyorum. Ve bunu da nasıl öğrenebilirim? İncelikleri, hassasiyetleri nedir diye merak eden arkadaşlara yardımcı olmak misyon ve vizyonuyla kurulmuş bir kanal. Burada şirket pazarlama, hisse pazarlama böyle bir şey yok arkadaşlar. Yanlış yerdesiniz. Yani bakın millet abone ol, buraya gel diye feryat ediyor. Benim böyle bir isteğim ve talebim yok arkadaşlar. Yani burada biz güzelleme yapmıyoruz. Kimsenin kulağının duymak istediğini, kulağına hoş gelecek şeyleri burada söyleneceğini beklemeyin. Yani kazandığı ne varsa kepçeyi daldırıyoruz, onu çıkartıyoruz. Neyse onu söylüyoruz. Bunun yolu var, yordamı var, matematiği var, kuralı var, kaidesi var. Ekonominin, iktisadın, işletmenin kaidelerine göre değerlendirerek somut verileri ne ifade ettiğini anlatmaya çalışıyoruz. Sen ama duymak istediğini, kulağına hoş gelecek şeyleri verenler var arkadaşlar. Sen o adreslere git, burada boşuna zaman kaybetme yani. Şimdi bugünkü eğitim konumuz arkadaşlar, size ufak ufak ipuçları vereceğim. Yine devam ediyoruz. Özellikle yazılıma sahip olan arkadaşlar yazılımı kullanırken bu dipnotlarla birlikte, yani bir hisseye ciddi manada yatırım yapmaya karar verdiniz. Uzun vadeli ben bu şirketten beklentilerim var ve ben bu şirketi uzun vadeli işte tasarruflarımı değerlendirmek istiyorum dediğinizde her bilanço döneminde muhakkak PDF dosyalarındaki ek bilgileri muhakkak incelemelisiniz. Bırakın faaliyet raporlarını okuyacağım, edeceğim diye zaman kaybetmeyin. Orada hedefler vardır. Şimdi o faaliyet raporunu okuyan arkadaşlara soruyorum. Mesela 2 yıl önceki okuduğun o faaliyet raporunu 2 yıl sonra bugün, yani bugün için bu arkadaşın bu tarihlerdeki hedeflerinin yüzde kaçını gerçekleştirdiğini böyle bir araştırıp da eline kağıt kalemi hesap makinesini alıp da hiç inceleyeniniz var mı? Okuyorsun. Niye okuyorsun? O hedefleri bu yıl için ne kadar gerçekleştirmiş? Verdiği sözlerin yüzde kaçını yerine getirmiş? Hiç inceledin mi? Yok. Ama bugünden okuyorsun, yarını adamın söylediğini veya şirketin söylediklerini kanun gibi kabul ediyorsun. Sanki o söyledikleri bir yıl sonra %100 gerçekleşecekmiş gibi değerlendiriyorsun. Peki var mı %100 gerçekleştirilmesi? Yok. Burada sen finansal raporunu, yani bilançosunu ve gelir tablosunu, nakit akışını incelersin, indirirsin ama burada önemli bilgilerin ayrıntıları yoktur.
Onları da PDF dosyasında bulacaksın. Nasıl mı? Şöyle ki. Öncelikle ne söylediğime çok iyi dikkat edin arkadaşlar. Yani bazı arkadaşları görüyorum, gözü farklı şey görüyor, kulağı apayrı şey duyuyor. Yani gördüğüyle duyduğu arasında farklılıklar yaşanıyor. BMS Çelik Halat bir model şirket. Yani bu söylediklerim, verdiğim örnekler bu şirket için PDF dosyasında aynı olmayabilir ama bakmanız gereken, yani diğer şirketlerinizde, ilgilendiğiniz şirketlerinizde bakmanız gerekir. Bugün konumuz gelir üzerinde ödenecek vergiler için işletmenin yeterli karşılık ayırıp ayırmaması ve vergi oranlarındaki değişikliğin dönem kârına, net dönem kârına etkisini sizden paylaşacağım. Ve son olarak size TÜİK gelir tablosunda hangi olumlu veya olumsuz gelişmelere dikkat etmeliyiz? Olumsuz gelişmeleri gelir tablosunda hangi tüyolarla yakalayabiliriz gelecek için? Bunları size sıralayacağım. Bunun için de kağıt ve kalemle not alarak izleyin. Bunlar sizin borsada yatırım yapacağınız sürece başınızın ucunda not olarak sürekli bulundurun. Şimdi arkadaşlar, önce şirketimizin değerlendirmesini yapalım. Ben sizi çok fazla sıkmayacağım. Yani herkes öğrenmek zorunda değil, öğrenmek mecburiyetinde de değil. Önce şirketi bir değerlendirelim. Ondan sonra bilmek isteyenlere en son bu konuya, eğitim konusuna değinelim. Şirket çok yeni bir şirket. Geçmiş verileri yok. Geçmiş verileriyle mukayese edemiyoruz. Ben tek elimizde sağlıklı 2020'nin son çeyreği ile 2021'in son çeyreği bilanço dönemi var. Ondan önceki, bir önceki dönemin verileri olmadığı için bir mukayeseyle değerlendirmeye tabi tutamıyorum. Dolayısıyla en son veriler doğrultusunda yılı nasıl tamamlamış bir önceki yıla göre kısaca ona bir bakalım. Önce ortak ve şirket karlılık oluşumuna bakıyoruz. Şirket karlılığı %11,25 artarken ortak karlılığı yaklaşık %46 azalmış. Hisse senedi yatırımcısı açısından daha başta bu şartları kaybetti. Yani 12 aylık bilançosunda yatırım yapmam için gerekli şartların daha ilk maddesini kaybetti. Ama bu 2020'nin son çeyreği ile 2021'in son çeyreği bilanço düzenlemesine göre. Şimdi 2021'in birinci çeyreğiyle 2022'nin birinci çeyreğine baktığımızda şartlar değişebilir. Satış karlılığı %3 oranında artmış. Güzel. Katkı payı yüzdesi %14'ten %15,5 artmış. Bu da güzel. Emniyet marjı %40,5'tan %47'ye artmış. Bu da güzel. İşletme sermayesi oranı da 0,61'den 0,72'ye artış kaydetmiş. Güzel. Peki ortak karlılık oluşumun bileşimlerine bakalım. Her ne kadar %46 azalmış olsa da aktif karlılığı %144,5'dan %156'ya artmış. Borçların öz kaynaklara oranı
%0,589 azalmış. Aktif karlılığı evet artmış. Borç maliyetine bakıyoruz arkadaşlar. Aman Allah, borç maliyeti %72'den %129'a belirgin bir şekilde artış kaydetmiş, %57,5'la. Şimdi inceleyeceğiz. Fakat karlılık kaldıracı 100'ün üzerinde ama 2021'in son çeyreğinde neredeyse sınırda. Bunun 100'ün üzerinde olması, 100 ve 100'ün üzerinde olması beklenilir. %145'ten %105'e gerilemiş. Yani burada bir SOS veriyor şirket. Kısaca şöyle bir bakalım. O dönemki borçlarına bakalım. Evet, kısa vadeli ve uzun vadeli borçları azalış eğiliminde ama mevcut borçların maliyeti de mükemmel şekilde artmış. Net borçları yok. Finansman giderleri yok işletmenin. Finansman yapısı şöyle kısaca baktığımızda fena gözükmüyor. Ama borçların maliyeti oldukça yüksek. Reel satışlarına bakalım. Evet, %14,5 azalış göstermiş reel olarak. 2020'nin son çeyreğine göre. Dış ticaret fazlası vermekte ama yurt dışı ihracat gelirleri de belirgin şekilde azalmış. İthalat giderleri belirgin şekilde artmış. Toplam maliyetler içerisinde ithalat giderlerinin payı %1,5'tan yaklaşık %6'ya artmış. Evet, dış ticaret fazlası veriyor ama ihracat gelirleri azalırken ithalat giderleri artış kaydetmiş. Yani dikkatle takip edilmesi gereken bir son derece önemli veri olarak karşımıza çıkıyor. Genelde bu söylediklerim hisse senedine sahip kişiler için, yani ilk halka arzda elinde tutanlar için geçerli. Peki o tarihte hissenin olması gereken fiyatına bakalım. Yıllık büyüme, reel getiri beklentisi ve dağıtılabilir temettülerinin hesaplanmasının neticesinde temettü kapitalizasyon yöntemine göre hissenin olması gereken fiyatı 7,5 lira olarak hesaplanmakta. Fakat o tarihlerde 8,21'den, yani 7.01.2022 tarihinde borsayı 8,21'den fiyatlanarak kapat. Hemen hemen ederinde diyelim. İndirgenmiş nakit akım yöntemiyle de evet, o da 7,5 liraya falan tekabül ediyor. Peki 2022'de bu arkadaş ne yapmış? Yani 2021'in ilk çeyreği ile 2022'nin ilk çeyreği arasındaki bilanço düzenlemesine göre ne yapmış? Ona bakalım. Önce varlık yapısına bakalım. Varlık yapısında işletmenin belirgin şekilde bir değişiklik olduğu karşımıza çıkıyor. Toplam varlıklar içerisinde brüt işletme sermayesinin payı %60,5'tan %73,5'a belirgin şekilde artış sağlamış. Toplam varlıklar içerisinde toplam sabit kıymetlerin payı ise %39,5'tan %26,5'a kısmen azalmış. Brüt işletme sermayesindeki belirgin şekildeki artışın ana kaynağını ticari alacaklarının toplam varlıklar içerisindeki payının yaklaşık %7'den %10'a artışı,
Ve en büyük etkenin de toplam varlıklar içerisinde stokların %22,5'tan %33'e hızlı şekilde artışından kaynaklanıyor. Toplam varlıklar içerisinde işletmenin hazır değerleri belirgin ve yüksek oranda azalmış. Bir önceki dönem %20,5 olan nakit ve nakit benzeri varlıkların payı toplam varlıklar içerisinde cari dönemde %6'ya hızlı oranda azalmış. Brüt işletme sermayesi içerisinde ve kısa vadeli ticari borçlar içerisindeki payı da yine belirgin şekilde azalırken ticari satışlarının içerisindeki nakit oranı da yine aynı hızda daha hızlı azalış göstermiş. Şirket 2022'nin ilk çeyreği itibariyle maddi duran varlıklarının yaklaşık %15'ini amorti ederken cari fiyatlarla %139,5 oranında 157 milyon 685 bin 803 liralık bir iktisadi varlık artışı sağlamış. Finansman yapısına bakalım. Varlık finansmanında kısa vadeli borçların payı %34,5'tan %23'e yaklaşık %23'e belirgin şekilde azalmış. Varlık finansmanında uzun vadeli borçların payı ise %11,5'tan %4'e belirgin şekilde azalmış. Varlık finansmanında toplam borçlar ne yapmış? %46 olan bir önceki dönem payını belirgin bir şekilde %27'ye azalmış. Şirket varlıklarını %27 oranında toplam borçlarıyla fonlarken %73 oranında öz kaynaklarıyla fonlamakta. Bir önceki dönem toplam varlıklar içerisinde öz kaynakların payı yaklaşık %54 iken cari dönemde %73'e artmış ve işletmenin öz kaynakları toplam borçlarının yaklaşık 2,5 kat üzerinde seyretmekte. Finansman yapısına daha kapsamlı bakalım. Önce yabancı para pozisyonuna bakıyoruz. Bir önceki dönem göre yabancı para pozisyon açığını hızlı ve yüksek oranda kapatmış. Fakat 216.985 lira yabancı para pozisyon açığı taşımakta ve riski mevcut. Net yabancı para pozisyonunun yabancı para satış oranı %99 oranında artmış. Yabancı para varlıklarla yabancı para borçları karşılama oranı da %112 oranında belirgin şekilde artış sağlamış. Kısa vadede de finansman kaynaklarında değişiklik de finansmanda öz kaynağın katkısı %35 belirgin şekilde artarken borçların payı da %41 belirgin şekilde azalmış. Öz kaynaklarıyla borçlarını karşılama oranı %100 artarken brüt işletme sermayesi %367 oranında. Net finansal borçları %2,5 oranında sağlam. Finansmanda uzun vadeli değişiklik işletmenin lehine olumlu yönde gerçekleşirken döviz pozisyon açığı %59 oranında azalırken bir başka olumlu kalem ticari alacaklarıyla ticari borçlanma finansını sağlamasının %40,5 oranında yüksek oranda belirgin şekilde artış sağlaması. İşletmenin öz kaynaklarına
bakalım. Toplam öz kaynaklar içerisinde dönem kar payı çok yüksek ve hızlı oranda artmış. Devamlı sermaye kısmen artarken toplam öz kaynaklar içerisinde öz sermaye karlılık payı stabil kalmış. Niçin öyle yapmış? Bakacağız. Toplam öz kaynaklar %18 oranında ödenmiş sermayeden %48 oranında da içsel sermaye yaratım, geçmiş yılların kârı, dönem kârı ve dağıtılmamış yedek akçelerinden oluşmakta. Evet, şirket karlılığı %24,5 oranında artarken ortak karlılığı yaklaşık %17 arttı. Fakat ne dedik? Bir önceki son çeyrekte ortak karlılığı azalmaktaydı. Şimdi arttı ama şirket karlılığının altında kaldı. Satış karlılığı %4,5 oranında artarken katkı payı yüzdesi hızlı ve yüksek oranda, emniyet marjı da yine hızlı ve yüksek oranda artış sağlamış. İşletme sermaye oranı artış göstermiş. Aktif devir hızının gerilemesi, azalması, ortak karlılığının şirket karlılığının altında kalması öz sermaye karlılık payının stabil kalmasının ana temasını oluşturdu. Borçların öz kaynaklara oranı azalmakta, borç maliyetini bu sefer belirgin bir şekilde düşürmüş bir önceki döneme göre ve karlılık kaldıracı %100'ün üzerinde seyretti. Olumlu. Güzel. Geldik gelir tablosuna. Toplam gelirler içerisinde toplam maliyetlerin payının yaklaşık 91,5'tan %84'e belirgin şekilde azalmasından ötürü brüt işletme kârı %8,5'tan %16'ya belirgin şekilde artış sağladı. Faaliyet giderlerinin %6,5'tan %4'e azalmasından ötürü de esas faaliyet karlılık payı %2'den %11,5'a artmış. Yatırım faaliyetlerinden yani diğer olağan gelirleri karı olmadığı için cari dönemde faiz vergi öncesi karlılığı %3'den %11,5'a artmış. Finansman giderlerinin %3'den cari dönemde eksiye düşmesinden ötürü de vergi öncesi %5'lik kar payı hızlı ve yüksek oranda cari dönemde yaklaşık %12'ye artmış. Ve %4 olan bir önceki dönem vergi giderinin payı cari dönemde belirgin ve hızlı bir oranda yaklaşık %3 oranında artışıyla birlikte net dönem kârı %1'den %9'a artarak son ilk çeyreği tamamlamış. Şimdi bakın arkadaşlar. Bitirelim, konumuza öyle dönelim. Nakit akımına bakmadan önce karlılık oranlarına bakalım. İşletme verimliliği oldukça yüksek gerçekleşmiş. Faaliyet karlılığı %23'le vasat gerçekleşmiş. Faiz vergi öncesi karlılığı azalmış.
Fabrik karlılığı azalmış. Evet. Öyle beklendiğinden gibi bir karlılık oranı yok. Evet, nakit akım tablosuna bakalım. İşletme faaliyetinden nakit girişi %82 azalırken esas faaliyetlerden nakit girişi %121 artış sağlamış. Şirket işletme faaliyetinden 18.524.515 lira dönem karı oluşturmasına karşın nakit ve nakit benzeri varlıklar 22.651.935 lira azalmış. Niçin öyle yapmış? Fon kaynak kullanımında kaynaklarını ve kullanım alanlarını incelediğimizde ortaya çıkacaktır. Satışlardan nakit girişiyle satılan malın maliyetinden kaynaklanan nakit çıkışı %100'ün altında kalması sebebiyle de satışlardan giren nakitle satılan malın maliyetini karşılayamadığını görüyoruz ve şirket mevcut kapasitesini korumak ya da artırmak için bir dizi yatırımlara gittiğini anlıyoruz. Bu yatırımlardan ötürü de 6 milyon 257 bin lira nakit açığı vermiş. İşletme faaliyetinden vermiş olduğu nakit açık nedeniyle de finansman faaliyetlerinden nakit girişinin yatırım faaliyetlerinden nakit çıkış oranı %176 azalmış. Fakat vergi öncesi dönem karının nakit akışına göre düzeltilmiş dönem karı oranı %100'e yakın olması olumlu olarak karşımıza çıkmakta. Fonların %75,5'luk kısmı faaliyetlerinden elde edilirken %14 ağırlıklı kısa vadeli borç artışı ana kaynak oluşturmuş. %81,5 ağırlıkla da brüt işletme sermayesinin artışı ana kaynak oluşturmuş. Bakalım şirketin kaynaklarına bakalım. %75,5'u faaliyetlerinden elde edilmekte fonların. Bunun %10'u sermaye artışı. Kaynaklara bakıyoruz. %10'luk bir sermaye artışı kaynak. %14,26 kısa vadeli borç kaynağı yaratmış. Bunları nerede kullanmış? Brüt işletme sermayesinde %81,5 olarak kullanmış. Bunun büyük bir bölümü stoklarını artırarak kullanmış yarattığı kaynağın ve de sabit varlık alımıyla %17,5'unu orada kullanmış ve %1'lik de uzun vadeli borçlarında kullanmış. O muhtemelen uzun vade yapısı kısa vadeliye dönüşmesinden kaynaklanmak. Net işletme sermayesi %78,5 artış göstermiş. Ha, şeye bakmadık arkadaşlar, bu ilk bakmamız gereken yerlerden birisi. Evet. Yurt içi reel satışları %48 artış göstermiş. Şimdi diyor ki arkadaş, yahu şirketin net satışları artmış, reel satışları nasıl düşmüş? İşte bak, reel satışı artan bir şirket çıktı. Bununki nasıl artmışsa onunki öyle azalmış. Bak, bu nasıl artmışsa o da aynı şekilde azalmış. Dış ticaret işlemlerine bakalım. Evet, 2021'in ilk çeyreğine göre 2022'nin ilk çeyreğinde yurt dışı ihracat gelirleri hızlı ve yüksek oranda artarken bir önceki dönemin ilk çeyreğine göre de cari dönemin ilk çeyreğinde ithalat giderleri kısmen azalmış ve toplam maliyetler içerisinde ithalat giderlerinin payı yaklaşık %41'den %35'e azalmış. Arkadaşlar, işletmelerinizin ilk bakmanız gereken reel satışları olmalı. Reel.
nominal değil, cari değil, reel satışlarına bakmanız gerekiyor. Tabii bunu da hesaplamanız gerekiyor. Rasyolarına bakalım. Likidite oranları artış eğiliminde ve olması gereken değerlerin üzerinde olup likidite riski taşımamakta. Faaliyet oranları vasatın üzerinde gerçekleşmiş. Kaynak yaratma, o da olumlu, sadece faaliyet sonucu oluşan kaynağın net finansmana oranında bir azalma var. Faiz ödeme gücü de belirgin şekilde artmış. Etkinlik oranları zayıf kalmış. Faaliyet karlılık oranı dışındakilerin hepsi azalmış. Büyümesine bakalım işletmenin. Evet. Şirket cari fiyatlarla büyürken reel fiyatlarla da büyümüş. Risk analizi sadece bizim hocalarımızın sürdürülebilir risk analiz modeline göre yüksek risk içerdiğini işaret etmekte. Buna bakmıştık. Evet. Ve hissenin olması gereken fiyatı dün 8,44 TL'den fiyatlanarak borsayı kapatmış. Olması gereken değerin altında işlem görüyor. Benim yani almayı düşünsem o da bu kriterlere uyuyor. Yani benim alma kriterlerimi artık kanalı izleyenler fiyat hususunda az çok biliyorlar. Ama dediğim gibi geçmiş verilerini, performanslarını değerlendirme imkanım yok. Ama şu var, şunu açık ve net söyleyeyim. Bu şirket birçok halka arz olan şirket düşüncesiyle halka arz olmamış. Yani bu arkadaş benim arkadaş yarım kalmış fabrikamın efendim döviz bazlı kısa vadeli borçlarımın ödenmesinde efendim kaynak yaratmak için, üretim yapmak için stok malzeme almak için paraya ihtiyacım var. Bankadan faiz alıncaya kadar borsada küçük yatırımcının omuzlarına çıkayım dememiş. Niçin? Öz kaynakları son derece güçlü ve toplam borçları da ve finansal borçları da az bir şirket. Bu stratejiyi, bu politikayı sevdim şirket açısından. Evet, gelelim arkadaşlar eğitimimizin konusuna. Gelir üzerinden ödenecek vergiler için yeterli karşılık ayrılıp ayrılmaması, takip etmemiz gereken bir konu, önemli. Vergi oranlarındaki değişikliğin dönem net karına etkisi ve de gelir tablosunda olası olumsuzlukların önceden tüyosunu alabilme konumuza. Arkadaşlar, günümüzde gelir üzerinden ödenen vergiler, gerek gelir vergisi gerekse kurumlar vergisi, şirketlerin karının önemli bir bölümünün hazineye aktarılmasına yol açtığından analistler kar üzerinde
hassas olmalılar, dikkatli olmalılar. Ve bu hesaplamalar üzerinde daha bir araştırmacı olmalı. Niçin? Ödenecek vergiler için düşük karşılık ayrılması işletmenin kısa süreli borçlarının olduğundan daha az. Buna karşın öz sermayesinin olduğundan daha fazla gösterilmesine ve dolayısıyla net kârın öz kaynaklara oranının yüksek hesaplanmasına yol açar. Şimdi burada vergi karşılıklıkları diye ben aynı şirketi yaptığımız için yaptım. Bu şirkette öyle bir şey yok. Yani bu şirket öyle yapmış anlamına durumdan vazife çıkartmayın. Ben nerelerde neyi araştırmanız için gösteriyorum. Bu vergi varlık ve yükümlülüklerini yukarıdan aşağıya inceleyin, okuyun. Ne dedik? Vergi oranların değişikliğindeki dönem net kârına etkisi. Dönem net kârının satışlara veya öz sermayeye oranının düşmesi ya da yükselmesi işletmenin performansından değil, tümüyle vergi yükünün ağırlaşmasından veya azalmasından kaynaklanabilir. Mesela, şimdi 22 Nisan 2021 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7.316 sayılı amme alacaklarının tahsil usulü hakkında kanun ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 Temmuz 2021 tarihinden sonra verilecek geçici beyannamelerde kurumlar vergisi oranı %20'den %25'e, 2022 yılı içinse %23'e çıkarılmıştır. Bakın önce %20'den %25'e çıkartılmış 2021'de, sonra 2022 yılı içinse %23'e çıkarılmış. %23 oranıyla İşletme ne vergi ödemiş? 5 milyon 346 bin 148 lira ödemiş. Bir önceki dönem 26 bin 490 lira öderken binde 4'ten binde 3'e çıkmış. Bu kadar yükselmeseydi net dönem kârı payı daha yüksek gerçekleşecekti. Ha, şimdi ne var? 2023 yılında bu arkadaş %20 ile vergi ödeyecek. Yani dolayısıyla net dönem kârını, yani diyelim ki %23 değil de %20 ödemiş olsaydı, bu net dönem kârı %3 daha fazla olacaktı. Yani önümüzde 2023 yılından sonra bu vergi oranı 2020'ye düşüp net dönem kârına %3 daha fazla yansıyacağının bize göstergesi. Bir de ne yapacağız arkadaşlar? Vergi karşılıklıklarına, ayırdığı vergi karşılığına bakacağız. Niçin? Kısa vadeli borçlarının daha az görünmesine, efendim, öz sermayenin olduğundan daha yüksek gösterilmesine ve net kârın öz kaynaklara oranının yüksek hesaplanmasına yol açılabilir. Bakın, açılabilir. Size bilanço makyajlarından söz ediyorum, farkındaysanız.
Evet arkadaşlar, bir başka konumuz neydi? Gelir tablosunda olumsuz gelişmelerin önceden tiyosunu yakalayabilmek. Burası gelir tablomuz. Şimdi bu uyarıları yakalayabilmek için dikkat edilmesi gerekenler. Bakın arkadaşlar, satışlar. Esas faaliyet karını artıran satışlar. Satışların reel azalması. Bakın bunları hep yazın arkadaşlar. Yani bu eğitim konularını lütfen elinizde bir kağıt kalemle yazarak, not alarak. Satışların reel azalması ya da artış hızının belirgin biçimde yavaşlaması, satışlarda dalgalanma boyutunun artması. Ne gibi? Mesela reel satışlarına bakacağız arkadaşlar. Azalmasına. Bu dalga, bakın şu bir dalga boyutu, bu bir dalga boyutu. Artmış ve dalganın boyutu ne kadar artmış? Ya da aksi, azalmış olsaydı ne kadar azalmış, o dalganın boyutuna bakacak. Yine yurt dışı ticaret işlemlerinde ihracatın dalgasına, artışına, boyutuna, yine ithalatın artış ya da azalışının boyutuna, dalga boyutuna dikkat edeceğiz. Efendim, başka neye dikkat edeceğiz? Grup içi satışlara mesela. Yatırım faaliyetlerinden gelirler. Bu hangi dönemmiş? 2000 son çeyreği şimdi. Bakalım son çeyreğe bakalım. Toplam maliyetler sabit kalmış. Brüt işletme sermayesi sabit kalmış. Faaliyet giderleri düşmüş. Esas faaliyet karını artırmış. Ne kadar artırmış? 5.70'ten 7.37'ye çıkmış. Evet. Bakın, olağan dışı gelir. Yani şirket yatırım faaliyetlerinden. Yani esas faaliyetinden değil arkadaşlar. Yatırım faaliyetinden. Grup içi satış efendim. Olağan dışı kar grubunda. Yatırım faaliyetlerinden gelirlerin %0,13'ten cari dönemde %1,30'a hacim olarak %1415,5 oranında artmasından ötürü faiz vergi öncesi karlılığı %6'dan %8,5'a artmış. Bakın, bu net dönem karını etkileyen bir unsur. Evet, bu vergi geliri mesela ertelenen vergi geliri çok düşük. Bu daha fazla olmuş olsaydı burada vergiden avantajlan net dönem kârı daha yüksek çıkabilirdi. Bunları takip edeceksiniz. Sonra satışlardan iade irsaliye ve iade faturalarındaki artışları takip edeceksiniz. Şuraya satışların yazalım. Bakın, PDF'den şirketinizi aldığınız hisseleri buradan takip edeceksiniz.
söyle. Evet. Satışlardan iade. Satışlardan iadeler ve indirimler. İndirim yok ama 216 binden 2 milyon 717 bin liraya çıkmış satışlardan iadeler. Bunları takip edeceksiniz. Bu artıyorsa, satışlardan iadeler artıyorsa, ya defolu ürün ya hatalı ürün üretmiştir. Alan insan demiştir ki kardeşim bu benim standartlarıma uymuyor. Benim seninle pazarlık yaptığım mala standardında değil, al ürünü demiştir. Satıştan iadedir. Bu iadelere toplam satışlara oranını takip edeceğiz. İskonto yok. İskonto yapmamış. Bakın bir önceki dönem 344.775 TL iskontası varken cari dönemde iskonto yapmamış. Üretim maliyetlerinin satışlardan daha hızlı artması sonucu brüt kar marjının daralması. Yani yine nereye gidiyoruz? Gelir tablosuna. Brüt kar ne yapmış? Mesela 2012'de toplam maliyetlerim. Bundan benim canım yandı arkadaşlar, biliyor musunuz? Şu faaliyet giderlerinden benim canım yandı. Dikkat etmedim. Şirketin bilançosu çok güzel, muhteşem, harikulade. Fakat faaliyet giderleri yüksek arkadaşlar. Yani boyuna yükseliyor, boyuna yükseliyor. Ondan sonra şirket gözaltı pazarına gitti bir gün. En kötü haber en son küçük yatırımcıya gelir. Gözaltı pazarında 1,5-2 ay işlem yaptı. Ondan sonra şirketin borsada işlemi durduruldu. 3 ay sonra şirket konkorto ilan etti. Sonradan bir magazinde çıktı, gazetede. Bu dediğim 90'lı yıllarda oluyor. 90'lı yılların sonunda oluyor. Şirketin sahibi bir ses sanatçısına pırlantalarla ayakkabı alıyormuş. Bu masrafları da geliyormuş burada. Faaliyet giderlerinin içerisine koyuyormuş. Tabii biz bunu gözden kaçırdık. Paramız orada kaldı. Gerçi çok büyük para değildi. Yani buradan bir tecrübem var. Canımın yanmışlığı var. Evet, üretim maliyetlerinin satışlardan daha hızlı artması sonucu brüt kar marjının daralmasına dikkat edeceğiz. Ne diyeceğiz buradan? Üretim giderleri diyeceğiz. Tabii bu arada arkadaşlar, genel üretim giderleri satışlardan hızlı mı artmış, az mı artmış? Şey de zaten belli. Yani brüt kar stabil kalmış gördüğünüz gibi. Brüt kar 2012'nin şey 2020'nin 12'si ile 2021'in 12'si aylıklarında brüt kâra dikkat edeceğiz arkadaşlar. Başka ne var? Şimdi bir de şu var arkadaşlar. Artık bir ama bu nasıl sağlanır? Bu yine bilinçli yatırımcıyla sağlanır. Yatırımcı bunu talep edecek. Gerek SPK'dan gerekse şirketlerden talep edecek. Şirketler pek talebe karşılık vermez ama SPK
Yani sermaye piyasası kurulu yatırımcılar tarafından ısrarla sıkıştırılırsa SPK böyle bir düzenleme için şirketlere tebligat yayınlayabilir. Nedir bu arkadaşlar? Bazı şirketler bunu veriyorlar ama bazıları nedense bunu vermiyorlar. Genel üretim giderlerinin ayrıntılı olarak ek bilgilerde belirtilmesi. Şimdi arkadaşlar, günümüzde bütün dünyada enerji maliyetlerinin arttığını, bu da işletmelerin sırtında büyük bir yük olduğunu ve maliyet oluşturduğunu, bu da üretici fiyat endeksinin arttığını sürekli bunu duyuyoruz. Peki o zaman şirketin hisse senedine yatırım yapacak yatırımcı da genel üretim giderlerinin içerisinde şirketlerin açık, net, sarih olarak enerji giderlerini görmeli arkadaşlar. Enerji giderlerini görmeli. Niçin? Çünkü enerji maliyetini düşüren şirket, o sektörde faaliyet gösteren diğer şirketlere göre rekabet gücünü artırmış olacak. Yani ben aynı sektörde faaliyet gösteren iki şirketlerden veya iki diğer şirketlerden herhangi bir şirketi tercih edebilmem için rekabet gücünü artıran şirketin hisselerine yatırım yapmalıyım ki tasarruflarım o şirketin hisselerinden para kazanabilir. Dolayısıyla yatırımcılar SPK'ya şirketlerin genel üretim giderlerini veya hizmet giderlerini açık doküman olarak belirtmeleri ve özellikle enerji maliyetlerini yatırımcılarıyla ve kamuoyuyla paylaşmaları hususunda tebligatın kendilerine gönderilmelerini sağlamalıyız. Çünkü bundan sonra enerji maliyetlerini düşüren şirketler karlarını ve rekabet güçlerini artıracaklardır. Evet, finansman giderlerinin satışlara oranının yükselmesi arkadaşlar, bakın gelir tablosundan alacağınız yollar finansman giderlerinin satışlara oranının yükselmesi finansman giderlerini satışlara bakın 1.38'den 1.71'e çok cüzi kısmen %90 aslında bayağı da artmış yani az değil neredeyse %100'e finansman giderlerinin artış ve azalışına dikkat edeceğiz. Bu finansman giderleri artıyorsa işletmenin önce vergi öncesine bir de vergi yüküyle beraber net dönem kârına yansıyacağı kaçınılmaz. Esas faaliyet kârına dikkat edeceğiz. Azalıyor mu, çoğalıyor mu ve faaliyet kâr oranının düşmesini ciddiye alacağız. Şirketin yine şüpheli alacak karşılıklarını, amortisman karşılığını, kıdem tazminatı karşılıklarını ayırıp ayırmaması ve yeterli ölçüde olup olmadığını yine nereden takip edeceğiz? Bu söylediklerimi buraya yazarsanız bulursunuz. Mesela şüpheli diyelim. Şüpheli bakalım. Şüpheli alacaklar karşılığı giderleri bakın artmış. Şüpheli alacak karşılık demek ne demek arkadaşlar? 456 liradan 5.928 liraya çıkmış.
şüpheli alacak karşılığı demek arkadaşlar. Yani birine bir mal satıyorsunuz, vadeli. O mal sattığınız kişi vade günü dolduğunda o parayı size ödemiyor. Aradan zaman geçiyor, ödemiyor, ödemiyor ve o bir şüpheli alacak oluyor. Bu da şirketin alacaklarını garanti altına almadığını, mal satmak için alıcının istediği yönde, onun talepleri doğrultusunda, arzuları doğrultusunda mal verdiğini gösterir. Elinde alacaklarını bir garantiye, bir temine, bir çeke, senete bağlamadıysa o şüpheli alacaklar karşılığı kalmayan konular arasına girebilir. Şirketin şüpheli alacaklar karşılığı bir hayli, bakın bir önceki yıla göre bir yılda artış sağlamış. Bunu takip edeceğiz. Evet. Evet arkadaşlar, sayabileceğim şu anda aklıma gelenler bunlar. Bunlar size gelir tablosundaki ip uçlarıdır. Bunları lütfen not alın ve takip edin. Ya bunların hangi birini takip edeceğiz? Arkadaşlar, bu zamanla otomatikman oluşacak şeydir. Yani siz bunları 3-5 kere takip edin, zaten otomatikman oraya doğru yönleneceksiniz. Peki bir başka model şirkette bir başka eğitim konusunda yine birlikte olmak üzere herkese iyi günler.